Kabe'ye giden arkadaşlarımız, dostlarımız, bacılarımız, ablalarımızın gözleri kör olacak. Kulakları sağır olacak. Ağızları da kapalı olacak. Kimsenin işine karışmayacaklar. Kimsenin işiyle ilgilenmeyecekler. Müzdelife'de taş toplarken 1968'de olan bir hadiseyi anlatıyorum size. Müzdelife'de taş toplarken bizimkiler, yanlarına bir siyahi geliyor. O da taş topluyor. Bizimkilerin içinden bir tanesi böyle adama bakıyor. Adam o bakıştan anlıyor demekti. Kalpten kalbe yol gider diyorlar ya. O bakıştan anlıyor da kaldırıyor başını. No, boyayı mı beğenmedin yoksa boyacıyı mı beğenmedin diyor. Onun için dikkatlerinizi arz ediyorum. Orada gözünüz kör olmalı, kulağınız sağır olmalı, ağzınız da kapalı olmalı. Hiç kimsenin işine karışmamalısınız. Yalvarıp Rabbimize dualar edin bize, muazzam Kabe'mize bizden selam götürün. Her yönelen Allah'a çıkar nurlu sabaha, Ali Resulullah'a bizden selam götürün. Mekke ile Medine iki eşsiz hazine, cihar yarı güzine bizden selam götürün. Muhterem hazirun, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem telbiye eden hiçbir Müslüman yoktur ki onunla birlikte yerin her tarafı parça parça olup sağından ve solundan taş, ağaç ve kuru toprak parçaları da onunla birlikte telbiye etmesin buyuruyor. Bu telbiyeye inşallah sizler kavuşacaksınız ve bu telbiyeyi bol bol getireceksiniz. İşte bu telbiyeleri rahat bir ortamda yapabilmeniz için gecesini gündüzüne katan, durdurak bilmeyen, hacılarımızı daha iyi nasıl rahat ettirebilirizin, ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yapmalarını nasıl sağlarızın kaygısı ile uykuları kaçan saygıdeğer Hac Dairesi Başkanımızı Seyfettin Ersoy Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun hocam. Salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve etrafihi ve sellim teslimen kesira. Sizlere benim hacılarım diye hitap etmek istiyorum. Sizlere sevgili peygamberimizin ifadesiyle Allah yolunun yolcuları, Hazreti Allah'ın davetlileri, elçileri ve misafirleri diye hitap etmek istiyorum. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın, İstanbul Müftümüzün ve Başkan Yardımcımızın arz ettikleri hususları pas geçerek daha çok uygulamaya yönelik konularda sizlere bilgi arz etmek istiyorum. Değerli hacı adayları, kardeşlerim, hac organizasyonuyla ilgili çalışma şüphesiz geçen sene Arafat'tan sonra başladı. 4 Temmuz'da ön kayıtların başlamasıyla start aldı. 2 Ağustos'ta çekilen kuralarla biraz daha kızıştı. Allah'ın izniyle dün Ankara'dan ve İstanbul'dan İlk hac kafilelerini uğurladık. Biz Ankara'da saat 21'de ilk kafileyi uğurlayarak buraya geldik. İstanbul Müftümüz ve yardımcısı da bu gece yine burada uğurlama merasimi yaptılar. Sayın Valimiz de iştirak etmişler. Dolayısıyla bu giden ekiplere siz değerli hacı adayları kardeşlerimiz de Allah'ın izniyle bir kısmınız 1 Ocak'ta,
bir kısmınız 3 Ocak'ta katılmış olacaklar. O zamana kadar sizlere sağlık ve afiyetler diliyorum. Bol heyecanlar diliyorum. O güne salimen ulaşmanızı, Arafat'tan ganimen dönmenizi, Hacı Mebrur olarak memlekete avdet etmenizi diliyorum. Sözü, sohbeti daha fazla taşırmak istemiyorum. Değerli kardeşlerim, şimdi biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 5 kategoride hac organizasyonu düzenliyoruz. Bunlardan 5. kategoride yer alan sizlersiniz. Biz sizlere organize tipi itibariyle işte normaldir, yemeklidir, müstakil odalıdır. Sizin dahil olduğunuz kategoriye otel tip hac organizasyonuna katılan hacı adaylarımız veya hacılarımız diyoruz. Şimdi burada İstanbul'dan uçacak 2 kafileyle birlikte toplantı yapıyoruz. Daha doğrusu seminer yapıyoruz. Bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Elinize birer tane broşür dağıttık. Otel tip 1, otel tip 2. Hac organizasyonuna katılacak olan, burada hazır bulunan siz değerli kardeşlerimiz İstanbul'dan, Bursa'dan, Tekirdağ'dan, Kırklareli'nden, Kocaeli'nden, Sakarya'dan, İstanbul civarından bu organizasyona katılacak hacı kardeşlerimize biz ulaştık, davetiye gönderdik. Ancak tabii hepsinin gelmesi de belki sıkıntı olabilirdi. Bu salon yetersiz. Aslında ben sizlerden özür de dilemek istiyorum. Biz geçen sene burada bir toplantı daha yaptık. Fakat üst salon bize tahsis edilmişti. Yer darlığı nedeniyle, tabii biz de Ankara'dan geldik. Otelin her tarafı gerçi müştemilat. Ama biraz daha böyle basık duruma geldik. O yüzden sizden özür diliyorum. Bu muhabbet, bunu sevgiyle, muhabbetle, sabırla, tahammülle karşılayacağınıza inancımı belirtmek istiyorum. Otel tip 1'e katılan hacı adaylarımızın sayısı görevlilerle birlikte 300'dür. Otel tip 2'ye katılan hacı adaylarımızın sayısı 220'dir. Dolayısıyla tamamı buraya gelecek olsaydı 500 hacı adayımız burada olmalıydı. Onların yakınlarıyla birlikte biz onları daha büyük bir salonda karşılamalıydık. Şimdi her iki tip organizasyona katılacak olan siz değerli hacı adaylarımıza organizasyonda görev verecek, hizmet verecek ekibi tanıtmak istiyorum. Otel tip hac organizasyonunun 300 kişilik grubun başında İstanbul müftümüz, pardon Fatih müftümüz Mehmet Kızılkaya Bey. Huzurlarınıza davet ediyorum. Şöyle buyursanız. Bu müftü hocamın ekibinde yine İstanbul'dan Hamza Gökçe, Hüseyin Orhan, Necati Kurnaz, Mustafa İlhan, İbrahim Noğman ve Ömer Cihangir. 300 kişilik değerli hacı adaylarımız bu tecrübeli kardeşlerimize emanet olacaklar inşallah. Müstakil ikinci tipte seyahat edecek, organizeye katılacak hacı adaylarımızın başında da Muğla İl Müftümüz Mahmut Yeleser kardeşimiz. Şöyle ben huzura alayım. O bu kardeşimizin, bu il müftümüzün, değerli il müftümüzün ekibinde de Mevlüt Dede, Şakim Pehlivan, Ali Yatı, Ahmet Bilgücü ve Mehmet Çetin. Bu sol tarafta bulunan, bana göre sol tarafta bulunan, biraz daha şöyle dönerlerse bu kardeşlerimizden
Otel iki tip hac organizasyonuna katılan hacı adaylarımıza yolculukları esnasında hizmet vereceklerdir. Biz kendileriyle bu toplantıdan sonra kısa bir değerlendirme yapacağız. Ondan sonra zamanı olan kardeşlerimiz bu müftülerimizle, bu görevlilerimizle tanışacaklar. İlk şoku atlatmış olacaklar inşallah. Şunu ben ifade etmek istiyorum. Ellerinize, sizlere takdim ettiğimiz o broşürde kafile başkanımızın, her iki kafile başkanımızın hem görev yaptığı il veya ilçe müftülüğünün hem de cep telefonları var. Oradan kendileriyle ulaşabilecek. Kafilenin seyriyle ilgili, problemlerinizle ilgili, seminerlerle ilgili konuları, programları takip etme şansınız olacaktır inşallah. Ben bu kardeşlerimizi yerlerine arz ediyorum. Bilahare tekrar sizlerle onları muhatap edeceğiz inşallah. Değerli hacı adayları kardeşlerim, şimdi otel tipin bir özelliği var. Tabii siziniz çoğunuz esnafsınız, iş adamısınız, efendim bürokratsınız. Bol zamanınız yok. 30-35, 40-45 güne varan tiplerimiz var bizim. Ancak otel tip 1'e katılan hacı adayı kardeşlerimiz bu yolculuklarını 16 gün sürede, otel 2 organizasyona katılan kardeşlerimiz de 13-14 gün içerisinde bu yolculuklarını tamamlamış olacaklardır. Buradan itibaren dönünceye kadar bütün hareket seyri sizlere takdim ettiğimiz, dağıttığımız o broşürün içerisinde var. Ben sadece ana hatlarıyla yapacağımız ibadetle ilgili detayları vereceğim. Geri kalan bölümünü sizlere refakat edecek, rehberlik edecek olan din kardeşlerimiz, İl müftülerimiz, ilçe müftülerimiz ve din görevlisi kardeşlerimiz lazım gelen hizmeti vereceklerdir. Şimdi her iki grubumuz da buradan doğrudan Cidde'ye hareket edeceklerdir. Birinci grup 1 Ocak'ta, otel 2 grubu 3 Ocak'ta buradan hareket edecek. Mekke-i Mükerreme'de ayın 13'üne kadar kalacaklar. 13'ünden Medine'ye gelecekler. 3 gün orada kaldıktan sonra ayın 16'sında her iki grupta gidişleri farklı, dönüşleri aynı olarak bu program icra edilmiş olacaktır. Şimdi yapacağınız haçla ilgili bir detay arz etmek istiyorum. Hac aslında birdir. Sevgili Peygamber Efendimiz ömründe bir defa hac etmiştir. Ancak gidince de göreceksiniz, kitapları açınca da müşahede edeceksiniz. 3 çeşit haccın yapıldığını göreceksiniz. Bu şuna benziyor. Şimdi Peygamber Efendimizin kıldığı namaz belli. Mescid-i Nebevi'de veya Mescid-i Haram'da da göreceksiniz. Bazıları böyle ayakta durur gibi ellerini bağlamadan namaz kılacak. Bazıları bizim ayağımızın arasını 4 parmak açarken o yarım metre açacak. Bazıdan da tedirgin olacaksınız. Ayaklarını hususuyla size değdirmeye çalışacak. Efendim o tip, o konularda bir takım hassasiyetler var. Dolayısıyla şimdi özellikle kolay olması açısından, bir de bizim insanımız hac edince, az önce muhterem hocam arz ettiler, orada kesilen kurban bizim burada kestiğimiz uduhiye ile aynı değildir. Hüküm itibariyle veya vücubiyet itibariyle aynı değildir. Orada kestiğimiz kurban bizim hac menasikini eda ediş tarzımızdan kaynaklanan bir lazimedir. Şöyle ifade edeyim. Diyelim ki ifrat haccı, diyelim ki temettü haccı, diyelim ki kıran haccı. Bunların içerisinden
özellikle dışarıdan gelen insanlar için en kolay, en rahat yapılanı temettu haccıdır. Siz diğer hac çeşitlerine fazla yoğunlaşmaz yapacağınız işi kolaylık açısından, pratiklik açısından öğrenirseniz rahat edersiniz. Kafanızda karışmaz. Sizlere verdiğimiz hac kitaplarında da şimdi ihram nedir? İhram niyet ve telbiye ile namaza durmaktır mesela. Haçta ihram, namaza Allahu Ekber diye iftitah tekbiri niyetle namaza durmaktır. Aynen bunun gibi. O elbise namaza durmanın bir gereğidir. Şimdi namaza duran insan etrafına bakamaz, bir takım işlerle meşgul olamaz, değil mi? Bir şey yiyip içemez. Bu ona yasaktır. Dolayısıyla hacca niyet eden, telbiyeyi getiren bir insana, erkek hacı adaylarımıza bu elbiseleri, dikişli elbiseleri giymek haramdır. O yüzden o beyaz peştemallara bürünüyorlar. Ondan kinaye olarak ona ihram denmiş. Aslında onun adı izar ve lifafe. Elbiseler esas ihram niyet ve telbiyedir. Onunla beraber biz beyazlara büründüğümüz için ona ihram denmiş. Önemli değil. Siz o şekilde bilin. Hanım hacılarımız, hacı hanımlarımız bu hacca niyetlerinde elbise değiştirmekle mükellef değillerdir. Hangi tip elbiseyle rahat edebiliyorlarsa o elbiseyle bulunmak durumundalar. Yani elbiselerinin renginin beyaz, siyah, kahverengi olması hususuyla hac için dikilmiş olması falan şartı yoktur. Ancak oradaki nizam ve intizam itibariyle, birbirimizi tanıma itibariyle bizim verdiğimiz elbiseleri güzelce diktiriyorlar. Çok da hoş oluyor, pırıl pırıl. Efendim, Allah mübarek etsin. Şimdi birinde gidecek hacı kardeşlerimiz, tabi Arafat'tan indiğiniz güne kadar, ihrama girdikten sonra, şimdi eğer ifrat haccına niyet ediyorsanız, ikisinde diyelim Cidde'ye indiniz, ayın 11'ine kadar, 11'i sabahına kadar, 10-11 gün o elbiselerin içerisinde durmak durumundasınız. Onlarla yatıp kalkmak, gezip dolaşmak, efendim, tavaf etmek, ibadet etmek oldukça zordur. Eğer buna cesaret edebiliyorsanız, kurban da kesmek istiyorsanız, hocalarımız ona detaylıca anlatırlar, kıran haccına niyet etmek durumundasınız. Ama o zordur. Ben sadece size temettü haccını anlatmak istiyorum veya söylemek istiyorum. Temettü haccına niyet eden kardeşlerimiz bu ibadeti daha rahat ve daha kolay yaparlar. Ve bir de hep özledikleri, ömründe bir defa yakaladığı bu şansta bir defa bir kurban kesme nimetini yakalayayım diyor. Oraya gittiği zaman, hani sen kurban kesme dediği zaman, buradakiyle de mukayese ediyor. Bütün menasik tamam olsa bile kurban yoksa haccını eksik gibi görüyor. Aslında değil. Ama hem ihramda az kalma bakımından hem de kurban gibi bir ibadeti orada eda edebilme bakımından temettü haccı, genellikle Türkiye'den gidenler de %98, %95, belki daha 99 temettü haccını yapıyorlar. Mekke-i Mükerreme'ye vardığınızda veya Mikat mahalline vardığınızda, Mikat nedir? Şimdi Mekke-i Mükerreme'nin etrafında belli bir sınır vardır. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu tayin ve tespit etmiş. Hatta Hazreti Adem Aleyhisselam'a melekler, onun tarihi çok eski, netice itibariyle belli mıntıkalar vardır. Mesela Medine tarafında 450 kilometre, Medine sınırdır. Medine'nin çıkışı sınırdır. Buradan İstanbul üzerinden Cidde'ye giderken efendim Zülhuleyfe denen, pardon, Cuhfe denen bir yerden geçiriyoruz. Onun hizasından geçtiğimiz için uçakta ihrama girmek zor, havaalanında ihrama girdirmek durumun zarureti hasıl oluyor. Diğer mıntıkalardan, Yemen tarafından gelen, efendim doğu tarafından gelenler için de belli sınırlar var kilometrelerde. Oradan pardon, ben şeyden göstereyim. Çok güzel. Şimdi burası Mekke-i Mükerreme. Biz şu tarafta bulunuyoruz. Memleketimiz şu Medine istikametinde. Türkiye bu istikamette. Biz uçakla buradan geleceğiz.
şu Rabi denen yer var. Cuhfe bu Rabi civarındadır, buradadır. Dolayısıyla uçak Zülhüleyfe bu Medine üzerinden, Rabi üzerinden bu içeriye girdiği için, bu sınırı içerisine girdiğimiz için şuradan önce ihrama girmek durumundayız biz. Uçak içerisinde bahsettiğim gibi sıkıntılı olması nedeniyle havalimanlarında bu tertibat alınıyor. Dolayısıyla burayı geçtiydi geçmediydi sıkıntısı olmuyor. Cidde'ye geliyorsunuz. Cidde'den Mekke-i Mükerreme'ye varıyorsunuz. Şimdi ben otel yerlerinde bir göstermiş olayım. Mekke haritasını istiyorum. Yerleşim. Değil. Az önce vardı bir tane veya sabah görmüştüm ben. Genel harita, yerleşim planı vardı. Otelleri falan gösterelim haritamız var. Neyse kalsın. Kalsın. Şimdi Cidde'den buranın arası 70-75 kilometredir. Cidde Havalimanı'ndaki işlemler tamamladığımdan sonra 70-75 kilometre. Buradan Kocaeli kadar belki daha yakın. Şimdi sizin özel şey Sheraton grubunda kalacak otel tip birde kalacak hacı adaylarımızın kalacakları otel şurası. Sheraton oteli. O diğer ikinci grupta kalacak olan hacı adaylarımızın yerleri de hemen şu civarda. Burada Eccat Hastanesi vardır. Onun hemen yakınlık itibariyle aşağı yukarı ikisi birbirine eşittir. Şimdi buraya gelip otele yerleşip belli bir istirahatten sonra kafile başkanlarımız, görevlilerimiz sizi buradan alacak, getirecekler. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu ev şurasıdır. Şu anda kütüphane olarak kullanılıyor. Özellikle Sheraton'da kalan otel tip bir hacılarımıza hemen yol üzerinde. Diğer hacı adaylarımızın da yine bu istikametten gelip çok yakın bir ziyaret esnasında onu görme şansları olacaktır. Temettü haccına niyet ettiğiniz için iki ibadet birden yapma şansınız olacak. Nedir o? İlk gittiğinizde umre yapacak, ihramdan çıkacak, normal sivil kıyafetlere bürüneceksiniz. Daha sonra Arafat'a çıkmadan çıkma günü, Arafat bu sene 9 Ocak'ta, 10 Ocak bayramdır. Bir değişiklik olmazsa, 10 Ocak, bu sene Türkiye ile Ramazan bayramı müşterek oldu. Geçen sene de Kurban Bayramı öne aldılar, arkaya bıraktılar falan derken neticede bir oldu. Bu sene de öyle ümit ediyoruz. 10 Ocak bayram olacak. Şimdi evet, bu Mekke-i Mükerreme'nin haritası şu gördüğünüz Mescid-i Haram dediğimiz şu yeşil mıntıka Mescid-i Haram olarak tarif edilen yer, yani cami. Şu içerisindeki Kabe. Kabe bu, Mescid-i Haram onun etrafında namaz kılınan mahal. Tavaf burada, bu metaf denen bu mıntıkada icra ediliyor. Şurada koyu renkli bir yer daha var. Aşağıda sıkıntı olduğu zaman orta katta veya üst katta tam bir saat sürer normal yürüyüşle. Yaşlı, hasta, biraz ağır yürüyenler için o 1,5 saati, 1 saat 15 dakikayı bulabilir. Şu alttaki bazen tabii oraya girme şansınız olmayabiliyor. Lebarek dolu oluyor, sıkıntı oluyor. Efendim bazen buradaki tavafınız 1,5 saati bulabilir. Dolayısıyla üst kat daha rahattır. Şu mıntıkadan buradan başlayıp tavaf etmek tam 1 saat 5 dakika sürüyor.
özlediğiniz, arzu ettiğiniz, hedeflediğiniz Kabe-i Muazzama, Mescid-i Haram'ın içerisinde. Burası metaf, bahsettiğim gibi. Evet. Değerli kardeşlerim, ben tabii gördükçe detaya giriyoruz. Siz buradan giderken umre ihramına, umre niyet edeceksiniz, umre ihramına gireceksiniz. Cidde'den Medine, Mekke'ye vardığınızda otellerinize yerleşip belli bir istirahattan sonra umre tavafını yapacaksınız, umre sayını yapacaksınız, tıraş olup ihramdan çıkacaksınız. Ondan sonra diyelim ki bu ocağın birinde gidenler için ikisinde, üçünde gidenler için dördünde tamamlanacak bir işlemdir. Bir günde bitecek bir iştir bu. Ondan sonra dokuzuna kadar, dokuz ocağa kadar, dokuz Zilhicce, dokuz ocağa dek geliyor. Dokuz ocağa kadar ziyaret yerleri, irşat programı bu şeyde de var. Serbest olarak hizmetler verilecek. Dokuz ocakta Arafat'a çıkacaksınız. O sabah kuşluk vaktinde inşallah afile başkanlarımız yardımcı olacaklar. Arafat'ta sizin için tahsis edilen, ayrılan çadırda bulunacaksınız. Arafat programı icra edildikten sonra bayramın birinci günü sabahı Müzdelife'den, Mina üzerinden evlerinize, otobüslerinize gelmiş olacaksınız inşallah. Şunu ifade edeyim. Bayramın Arafa günü 9 Ocak'ta tekrar hac ihramına girip o ihramla beraber Arafat'a çıkmış olacaksınız. Umre yapma, arkadan hac yapma bahtiyarlığına erdiğiniz için bir kurban kesmiş olacaksınız. Bu sene Suudi Arabistan yetkilileriyle geldiler, görüştük. Fiyatları önceden ilan etmişler. 390 riyal. Bu aşağı yukarı 110 dolar falan, 105-110 dolar falan ediyor. Görevlilerimiz sizde uygun bir zaman diliminde gelecekler. Sizden bu kurban paralarını alacaklar. Sizin adınıza ilgili hesaba yatıracaklar. Kurbanın kesilmesiyle birlikte dekontları size getirip verecekler. Siz kurbanın kesilmesi, paranın yatırılması oralarda herhangi bir sıkıntıyla meşgul olmayacaksınız. Onu görevlilerimiz sizin adınıza halledecekler. O rehberliği yapacaklar inşallah. Şimdi esas haccın icra edildiği 4 gün vardır. Bahsettiğim gibi Zilhicce'nin 9. veya bu sene ocağın 9'unda Arafat'a çıkıyorsunuz. Onu bayramdır. Arafat'tan inip Müzdelife Mina'dan otele geliyorsunuz. Müsait bir zamanda farzın, haccın farz tavafını yapıyorsunuz. Aynı gün Mina'ya taşlamaya gidiyorsunuz. İkinci gün, yani ocağın 11'inde, 12'sinde, 13'ünde, 10'unda, 11'inde, 12'sinde 3 gün şeytan taşlıyorsunuz. 13 Ocak'ta size cuma gününe denk geliyor. Öğleden sonra veya ikinden sonra size tahsis edilen otobüslerle Medine'ye gelmiş olacaksınız. Sizi Medine'ye yolcu edeceğiz. Medine ile Mekke arası 440 kilometre. Aşağı yukarı 6-7 saatlik veya bazen 5-6 saatlik güzel otobüsler, aşağı yukarı İstanbul-Ankara arası kadar. Efendim, Medine'de otel tip 1 ile gidenler Hilton Oteli'nde, otel tip 2 ile giden Hacı Adayı kardeşlerimiz Obray Oteli'nde ikamet edecekler. İkisi de mesafe itibariyle aynı, statü itibariyle aynı, hepsi de 5 yıldızlı oteller. Burada görevlilerimiz nezaretinde Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etme şanslarınız olacak. Özellikle hanım kardeşlerimiz için ben duyurmak istiyorum. Biz bu sene 85 kadar bayan irşat görevlisi gönderiyoruz. Ayrıca muazzam bir irşat heyeti ekibi oluşturduk biz. Öğretim üyesi hocalarımızdan, il müftülerimizden, efendim, böyle az önce Celal hocamız gibi böyle size güzel Kur'an-ı Kerim tilavet eden, kaside tilavet eden din görevlisi kardeşlerimizin rehberliğinde Mekke'de, Medine'de, otellerinizde görevlilerimiz size duyuracak uygun mekanlarda Allah'ın izniyle irşat faaliyetlerimiz devam etmiş olacak. Medine'de de 3 gün kaldıktan sonra
Otel 1, Otel 2 tip hac organizasyonuna katılan siz değerli hacı adaylarımız 16 Ocak'ta Medine üzerinden o çalışmalarımız devam ediyor. Ben o detayı şey yapmak istemiyorum. Şimdi hac çok komplike bir ibadet. Haccın diğer ibadetlerden bence en önemli özelliği yurt dışında icra ediyor olmasıdır. Hac yapabilmek için mutlaka Kabe-i Muazzama'ya, Mekke-i Mükerreme'ye gitmek durumundasınız ve belli bir zaman diliminde ifade ediliyor. Hem zamanla yarışıyorsunuz, hem mekanla mukayyetsiniz. Belli bir mekanda, belli bir zaman diliminde yapmak durumundasınız. Uçaklarınızla ilgili görüşmeler devam ediyor. Cidde'ye indirip Medine'den sizi inşallah ana vatana uçtuğunuz yere geri getirme çabalarımız devam ediyor. İnşallah planımızda, programımızda bir aksaklık olmaz. Ben şeyle ilgili, haccın en önemli yeri biliyorsunuz Arafat'tır. El haccu bi Arafa. Hac Arafat'tır. Hac zirvedir. Tansiyon, heyecan Arafat'a kadar tırmanır. Arafat'ta Arafat vakfasından, duasından sonra hacının heyecanı biter. Günah yüklerinden arındığı için de rahatlar. İnşallah. Efendim bu gördüğünüz yerler tabii ağaçlandırılmıştır daha önce gitmeyenler için. Böyle çadır boylarına. Burası Cebel-i Rahme. Buraya sadece hac öncesi bir ziyaret programımız var. Kafile başkanlarımız sizi buranın boş olduğu bir zamanda getirecekler. Buraya kadar çıkıp ziyaret ettirecekler. Ayrıca İslam'ın ilk vahyine peygamberimizin muhatap olduğu Nur Dağı'na gideceksiniz ziyaret için. Sevr Dağı'na gideceksiniz ziyaret için. Mescid-i Cin'e gideceksiniz ziyaret için. Az önce gösterdim sevgili peygamber efendimizin doğduğu yeri göreceksiniz. Onlar bir ziyaret programı içerisinde olacaktır. Arafa günü yani 9 Ocak'ta Arafat günü buralara çıkmak kesinlikle mümkün değil. Dolayısıyla bizim çadırlarımız, şu gösterdiğimiz genel hatlarla gösterme, daha bir genel şeyimiz var mıydı Arafat? Yok. Şöyle bahsedeyim. Şimdi burası Mescid-i Haram. Şurada otel tip iki hacılarımız, Ecad Oteli'nde burada hemen şurada. Sheraton Oteli de burada. Her iki grubu da ilgili otobüslerle arkadaşlarımız alacaklar. Bu güzergahtan Kudey Karacı üzerinden şurada Sevr Dağı vardır. Bu Sevr Dağı'nın arkasından Arafat'a çıkış yolu Müzdelife'ye gelecekler. Müzdelife'den buradaki ringle bunu görevlerimiz biliyorlar. Buradan burası bizim Türk hacılarına tahsis edilen tahsisli bir yoldur. Buradan Arafat'a kadar gelmiş olacaklar. Türkiye şu mıntıkanın tamamı Arafat. Bizim hacılarımız buraya yerleşecekler. Müzdelife'den geçirerek oradaki vakfeyi de size anlatacaklar. Mina'dan geçirerek taşlama yapmadan otele geleceğiz. Otelde istirahatimizi yaptıktan sonra ikindi namazından sonra olur, akşam namazından sonra olur. O trafiğin ve Mina'dan devamlı arkadaşlar haberleşecekler. Uygun bir zamanda sizi cemaata götürüp 3 gün süreyle getireceklerdir. Böylece Cenab-ı Hak kolay bir hacci bize ihsan etmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum inşallah. Bir detayı daha fazla sabrınızı taşırmayacağım. Şimdi orada maalesef biraz fazla hırsızlık olayları, çalma, efendim para yitirme olayları oldukça fazla oluyor. Arzu eden kardeşlerimize dağıttığımız broşürün içerisinde, arkasında var. Emanet para hesabımız var bizim. Dolar olarak yatırmanızda fayda var. Suudi Arabistan'da çok öteden beri oturmuş bir kur farkı var. 3.73'e dolarınızı bozarlar. 3.75'e de satarlar. Yani bir dolarınız 3.73 riyaldir. Veya 3.72, bazen 3.71'e kadar da düşüyor. Dolar hesabını buradaki emanet para hesabına yatırırsanız öyle bankaya falan gidip sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bizim emanet hesabıyla ilgilenen seyyar arkadaşlarımız var. Kafile başkanına veya din görevlisine hocam benim paraya ihtiyacımız var dediğiniz anda onlar sizi
ilgili arkadaşa götürecekler. Sadece gidip gelme. Belki de öyle an olur ki emanet hesabı dağıtan arkadaşlarız, otele kadar da getirme şansımız olur. O hizmette verebiliriz. Ondan hiçbir endişeniz olmaz. Dolayısıyla yüklü para yanınızda götürüp saklama, taşıma sıkıntısından, riskinden kurtulmanız için bu hesaba para yatırmanızı da öneriyoruz. Hem orada hem Türkiye'ye döndüğünüz an her zaman parça parça bütün olarak çekmenizde hiçbir problem yok. Şimdi geçen sene biz onu uygulayabildik. Sayın Diyanetleri Başkanımızın büyük müzaheretleri oldu geçen sene. Allah razı olsun. Suudi Arabistan yetkililerinin ülkemize, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, ülkemiz hacılarına gerçekten büyük şeyleri var, böyle sempatileri var. Kabe-i Muazzama'nın örtüsünün dokunduğu yer var. O siyah örtünün dokunduğu bir fabrika var. Geçen sene yapabildik. Bir problem çıkmazsa, Suudi Arabistan idaresinden kaynaklanan bir problem, emniyet açısından falan, bazen işte yasak deyiveriyorlar. O yasağı da delemiyorsunuz. Öyle bir şey olmazsa ziyaret çerçevesinde sizi Kabe-i Muazzama'nın örtüsünün, siyah örtünün dokunduğu o müzeye de sizi götüreceğiz inşallah. Programımız içerisinde bu da var. Ama bir aksilik götüremezsek bize vaat etmiştiniz diye sizin adınıza, bak size biz duyuruyoruz, sizin adınıza uğraşacağız. Problem çıkarsa biliniz ki bunu aşamadılar diyeceksiniz. Evet. Şimdi aşıcılar geldi değil mi buraya? He? Tamam. Çok az bir şey var başkanım. Olmayanlar varsa onları yapacak. Diğerlerini yaptı çoğunluğu. Öyle mi? Tamam. Aşı olmak isteyen kardeşlerimize de olabildiği ölçüde burada arkadaşlarımız yardımcı olacaklardır. Geçen sene Arafat'ta yapılan programı CD'ye çektik. Ancak size veremedik. Şöyle bir düşüncemiz oldu. Bu sene hem Arafat'ı yaşayın, hem de yaşadığınızı biz CD'ye çekelim, size hatıra olarak gönderelim diyoruz. Arafat'ta yaşayacağımız o coşkuyu inşallah CD'ye, onu size armağan olarak geri döndüreceğiz biz. O şimdiden taahhüdümüzdür. Ayrıca işte dinimi öğreniyorum, peygamberimi öğreniyorum. Bir de az önce izledik, kutsal iklime yolculuk. Aslında o 1 saat 5 dakika kadar sürüyor. Biz onu özetledik, 10 dakikasını size arkadaşlarımız ya verdiler ya da verecekler, size takdim edecekler. Başkanlığımızın size hediyesidir, armağanıdır. Efendim ben sabrınıza teşekkür ediyorum. Sizlere zahmetler verdik. Bunu pazar günü yapmak istedik, hem trafik açısından olmadı. Bu cumartesi trafiğine rağmen buraya teşrif ettiniz. Şerefler getirdiniz, saadetler getirdiniz. Cenab-ı Hakk'ın bizi burada 8-10 vilayeti, daha aslında başka vilayetlerden de var ama onlar az olduğu için biz fazla ulaşamadık. Bunun devamını önümüzdeki hafta Ankara'da da inşallah yapacağız. Bu Hac seminerlerinin İstanbul İl Müftümüz'de konuşmasında bahsetti. İlk defa açtık. Bundan sonra kafile başkanlarımız, size tanıttığım kafile başkanlarımız sizin hareketinizden önce birkaç 4-5 program daha yapacaklar. Gerektiğinde diyelim ki Bursa'ya gelecekler. Onlara o yetkiyi verdik. Yani sizi hep buraya çağırmayacaklar. Buradan müftümüz atlayıp Bursa'ya gidecek, oradaki hacılarımızı toplayacak veya Adapazarı'na gidecek, oradaki hacılarımızı toplayacak. 1 Ocak, 3 Ocak'a kadar onlar sizinle, sizin adreslerinizi, telefonlarınızı biz onlara verdik. Bu broşürlerde de her iki kafilemizin başkanlarının telefonları var. Her an onlara, haç dairemize, il müftülüklerimize, haç dairemize ve bu kafile başkanlarımıza ulaşarak hareketle ilgili, seyirle ilgili, plan programla ilgili bilgileri alma şansınız olacaktır. Detayları tabii çok farklı bir şey. Hepsini bu arada anlatıp yani icra edilmez, aşılmaz bir dağ gibi önünüze sermek istemiyorum.
İşin içerisine hani yüzmeyi dışarıdan denize bakınca korkarsınız ama girince yüzersiniz. İşin içerisine girince ihramdı, Arafat'tı, Mina'ydı, Müzdelife'ydi, Cemarat'tı derken Allah'ın izniyle bunlar çorap söküğü gibi sökülecek. Ben bu duygu ve düşüncelerle sabrınızı taşıdığım için sizden af diliyorum. Haccınızın mebrur olmasını diliyorum. Sayınızın meşgul olmasını diliyorum. Zembinizin mağfur, amellerinizin makbul olmasını diliyorum. Bu heyeti celileyi salimen ganimen Arafat'ta buluşturmayı, Arafat'ta hacı mebrur olarak Türkiye'ye salimen tekrar dönmeyi nasip etmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyor. Diyanet İşleri Başkanımız, teşkilatımız adına, İstanbul İl Müftülüğümüz adına hepinize muhabbetlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Efendim Hacı Dairesi Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız bizimle beraber olduğu için ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz. İstanbul'un müftümüze teşekkür ediyoruz. Ve size hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Evet.